Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Derizdeciler Medresi Nur'da sözlerden okumaya devam ediyoruz. 16. sözü okuyorduk. 16. sözde Rabbimizin işte tek oluşuyla birlikte, vahid, ehad oluşuyla birlikte aynı anda bu kadar yerde birçok noktada birçok işi yapmasının sırrı nedir demişti. Ondan sonra yine bu buna mukabil bununla beraber birkaç soru ve cevap vardı ki dördüncü şua diye bir bölüme geldik. İşte ey tembel nefsim dedi namazın tembeli, orucun tembeli, zikrin tembeli, kardeşliğin, akrabalığın tembeli, ibadetin tembeli nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, evet namaz müminin miracıdır, kişiyi yüceltir, yücelere eriştirir. Evet böyle olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer, sabık temsil dediği yani daha önce geçen hafta okumuş olduğumuz bir örnek vardı. Neydi o nefer örneği? Bir asker Padişahla görüşebilmek için yani onun huzuruna gidip onunla görüşebilmek için arada birçok makamı geçmesi gerekiyor ki diyelim ki önce çavuş olması lazım oradan uzman çavuş as subay subay işte yüzbaşı general neyse o makamların hepsini geçecek ki en sonunda ulaştığı makamda padişahla görüşebilsin. Bir böyle bir görüşme biçimi var ki Allahu Teala'nın izzeti, celali bir yerde bunu gerektiriyor. Allahu Teala tabi hani bu padişah örneğini tabi Allahu Teala'nın işte kullarıyla görüşmesi, yarattıklarıyla görüşmesi için örnek vermişti. Benzer bir örneği güneş içinde verdi. Yani güneş bize bizden daha yakındır. Çünkü göz bebeğimizin içerisinde bir güneş yansıması var. Ama bizim güneşle görün, görüşmemiz için veya güneş, güneşe yaklaşmamız için ee, ...çok şeyler geçmemiz gerekiyor. Yani işte dünyadan çıkmamız gerekiyor. Efendim belki yan yanmamamız gerekiyor. Çok büyümemiz gerekiyor filan filan. Ee, biz ona çok uzağız. O bize ise çok yakın demişti. Ee, asker de öyle. Asker işte padişaha, devlet başkanına çok uzak ama... Devlet başkanı ona çok yakın bir telefonla da görüşebilir, direkt huzuruna da alabilir. O nefer mahzu lütuf olarak, mahz sırf demek yani sade, sırf lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi Allah-u Teala o makamların hiçbirine ihtiyaç hissetmeden veya o makamlara onu zorlamadan namaz ile direkt kendi makamına o askeri alıyor bizi o namaz ile direkt huzuruna alışı gibi mahzı rahmet olarak sırf rahmet olarak zatı celilü'l cemal ve mabudu cemilü'l celal'in huzuruna kabulündür. O makamları geçmeden seni direkt celilü'l cemal cemal sahibi celil olan Allahü ee, Allahu Teala ki cemil Zülcelal. Bunlar birbirine yakın terkipler. Ee, celal Cemal bunları yer yer e, okuyoruz ve e, geldiğimiz zaman da e, açıklamaya çalışıyoruz. Evet. Namaz ile işte Allahu Teala'nın huzuruna doğrudan kabul ediliyorsun. Ee, Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebeyi külliyeyi ubudiyete veya külliyenin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup inya kena abudu yalnız sana kulluk ederiz hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimedir. Ya bu cümle evet uzun bir cümle fakat parça parça okuduğumuz zaman da mana o insicam, o uyum, o akıcılık, o güzellik belki bozuluyor. Namazda allah Ekber deyip de işte elinin tersiyle dünyayı arkana atıp Rabbinin huzuruna o mertebelerin hiçbirini işte şey yapmayarak doğrudan yani o mertebelere gelmeyerek, o makamlara, o rütbelere gelmeden doğrudan huzuruna girerek manen, manen giriyoruz. Hayalen veya niyeten iki cihandan geçip yani dünya her şeyi bırakıp onun kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddi kayıtlar yani işte beden diye bir maddi kaydımız var. Yani bu bedeni aşamıyoruz aşamıyoruz. İşte dünya diye içinde yaşadığımız bir alem var, bir mekan var. bunları aşamıyoruz vesaire. Ama namazda manen, hayalen işte ne yapıyoruz? Bunları aşıyoruz. Rabbimin huzurunuza, huzuruna çıkıyoruz. Bir mertebeyi i ubudiyet yani kapsamlı bir ibadet makamı, çok büyük bir ibadet makamı, kulluk makamına veya külliğinin bir gölgesine veya o kadar büyük bir ibadet makamının belki de bize göre bize yansıyan bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup Rabbimizin huzuruna kabul edilip İya kenâ abudu o Fatiha'da e, söylediğimiz herkesin kabiliyeti nisbetinde bir mazhariyeti azimedir namaz. E, bir büyük mazhariyettir, bir büyük şereftir, bir büyük makamdır. E, adeta Harekat-ı salatiyede, namazın hareketlerinde, kıyamında, rükûsunda, secdesinde tekrar ile Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle işte eğilirken Allahu Ekber, secdeye giderken Allahu Ekber, namaza başlarken Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz'iyattan devair külliye çıkmasına bir işarettir. <laughs> yani Allah en büyüktür. Diye demiş oluyoruz Allah Ekber derken ve her bir Allah Ekber değişimizle bir mertebe çıkıyoruz diyor, bir makam çıkıyoruz adeta manevi olarak terakki ediyoruz, manevi olarak ilerliyoruz, İlerliyoruz ve cüziyattan devaire külliyeye yani basit bir halden işte bütüncül veya külli yani çok büyük bir daireye çok büyük bir makama çıkıyoruz. Her bir <laughs> Allahu Ekber'le bu ona bir işarettir diyor. <laughs> Ve marifetimiz haricindeki kemalat kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Yani bilgimiz dışında bilmediğimiz e, Allahü Teala'nın yüceliğinin e, işte azametinin büyüklüğünün e, bir belki de o Allahu Ekber bir ünvanıdır. Yani ya Rabbi işte sen öyle büyüksün ki ben bilmiyorum senin o büyüklüğünü, azametin ne kadar olduğunu tam bilemiyorum. Ama bu Allahu Ekber ile o senin büyüklüğünü ifade etmiş oluyorum demiş gibiyiz. Güya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katlığına işarettir. Sanki miraca yükselirken her bir Allahu Ekber ile bir basamak çıkıyoruz diyor. İşte şu e, hakikati e, salattan, şu namazın hakikatinden manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuana mazhariyet dahi büyük bir saadettir. Yani ben böyle niyet etsem, ben böyle hayal etsem, ben böyle düşünsem bile e, bu çok büyük bir makamdır diyor. İşte hacda pek kesretliği çokça, yani ister Arafat'ta olsun ister işte Müzdelife'de de olsun veya öncesinde isterse e, Mina'da olsun veya işte şeytan taşlamada olsun vesaire yani tavafta saydı e, orada çokça Allahu Ekber denilmesi Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah, Allahu Ekber diye hani o telbiyeler e, öyle denilmesi şu sırdandır. Yani her Allahu Ekber de işte Rabbimizin o yüceliğini izhar edip bir makam çıkmak. Çünkü Hacc-ı Şerif bil asale yani ara acısız doğrudan bizzat herkes için bir mertebeyi külliyede bir ubudiyettir. Yani her ne kadar orada o kalabalığın içerisinde olsak da bizzat orada büyük bir ibadet makamına kulluk makamına e, çıkıyoruz diyor. Nasıl ki bir nefer yani bir asker bayram gibi bir yevmi mahsusta özel bir günde e, ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur. Ferik dediği general yani bir bayram günü bir e, düşük rütbeli yani bir er bir sıradan bir onbaşı bir nefer o bayram gününde generalin işte törenine katılır generalin yanına gider veya onun bayramını tebrik etmeye gider e, o özel günde e, o generalin e, gir girebildiği generallerin olduğu bir yerde e, onun hususi lütfuna mazhar olur e, evet öyle de bir hacı ne kadar âmi de olsa, ne kadar sıradan avam biri de olsa, katı meratib etmiş bir veli gibi. Yani sanki tarikatte, tasavvufta işte 30 sene, 40 sene işte çilelerle, riyazetle, zikirlerle, virtlerle işte yükselmiş, bir takım mertebeler geçmiş bir evliya gibi. Umum aktar arzın. Yani şu yer dört tarafından Rabbi Azimi ünvanıyla Rabbine müteveccihtir. Evet o bayram gününde generalin işte törenine katılması gibi veya bayram orada onun da yer alması gibi hacı da diyor bir köyden dahi gitse hiçbir işte ünvanı olmasa yani sıradan bir vatandaş olsa o hacda diyor o hacca gelen en yüce mertebeli bir veli gibi veya işte çok büyük bir alim gibi o da diyor o makama gelir. Öyle bir yüce makama çıkar. Bir ubudiyeti külliye ile müşerreftir. Büyük bir kulluk makamına çıkmış olur. Elbette hac <laughs> miftahıyla Haccın anahtarıyla açılan meratibi külliye-i rububiyet, şimdi bir ubudiyet var, bir de e, rububiyet var, bir de uluhiyet var. Üstad bu kelimeleri çokça e, kullanılıyor, kullanıyor. Ubudiyet neydi? Kulluk. Rububiyet ne? Rabbimizin işte rabliği yani kulluğu. E, Rablik sıfatı işte yaratması, beslemesi, işte helal haram diye bir takım sınırlar koyması, yarattıkları için kurallar koyması, bu kainat için bir sünnetullah, bir adetullah koyması o da onun rabliğidir. İşte rububiyetidir. Bizi neyle besliyor? Rezzak sıfatıyla, bes ismiyle besliyor. Rezzak ismi nereye dayanıyor? Rububiyete dayanıyor. O rububiyetiyle rızık veriyor. Rububiyetiyle rezak veya Halık ismi işte rububiyetinin bir gereğidir. E, i̇şte meratibi külliyeyi rububiyet. Rabbimizin o işte rızık vericiliği, yaratıcılığı gibi işte sıfatlarının bir mertebesi, uyuceliği ve dürbünüyle nazarına görünen afak-ı azamet uluhiyet. Şimdi bu birlikte okuyunca daha iyi anlaşılacak ve şeayiriyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet ve merati bir kibriya ki cümle devam ediyor. Yalnız şunu söyleyelim: Biz Rabbimizin uluhiyetini, azamet uluhiyetini ve afak-ı azamet uluhiyetini yani her yerde her zaman var olan o yüce ilahlığını İlahlık da saltanat demek, hükmetmek demek, e, hükmetmek demek. E, yani e, mabut olması demek, kendisine tapınılması e, demek, kendisinden başka bir işte ilah kabul etmemesi e, demek, kanun koyucu, kural koyucu kabul etmemesi demek, yarattıkları üzerinde mutlak işte boyun eğdirici demek. İşte Allahü Teala'nın bu kainatın tek ilahı olduğunu mutlak yaratıcısı, mutlak ilahı olduğunu nereden anlıyoruz? Hangi dürbünle bakıyoruz? Rububiyet dürbünüyle bakıyoruz. Yani varlıkları yaratmasına bakıyoruz. Varlıklara rızık vermesine bakıyoruz. Varlıklar üzerindeki işte o bütün işlerine, fiillerine bakıyoruz. İşte bize göz vermesi, bizi işitmesi, bizi görmesi, bizim için bir ölüm takdir etmesi, bir ecel takdir etmesi. Bütün bunlara bakarak onun kainatta tek olduğunu ve kendisine mutlak surette kulluk edilmesi gerektiğini, mutlak mabut olduğunu e, anlıyoruz. Ne dürbünle dedi işte rububiyet dürbünüyle. ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devair-i ubudiyet. İşte hacda Hac'da o etrafına baktıkça her tarafta bir kulluk görüyor. Kimisini tavafta görüyor, kimisini işte sayda görüyor, kimisinin secde'de, kimisini rükuda görüyor, kimisini tekbir getirirken, kimisini dua ederken ve o o manzarayı gördükçe e, ufku genişliyor. Ne açısından genişliyor? Kulluk açısından genişliyor ve merati bir kibriya yani Allahü Teala'nın yücelik mertebeleri, e, yücelik mertebeleri ve ufku tecelliyatın verdiği hararet ve onu gördükçe Rabbimizin işte orada e, yani kendisine kulluk eden çeşit çeşit şekillerde kulluk eden kullarını gördükçe onun verdiği hararet yani bir heyecan veriyor kendisine, bir hayret veriyor ve dehşet ve heybet rububiyet veriyor. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, burada bu kadar insan sağdan, soldan, yakından, uzaktan toplanmışlar ve sana kulluklarını arz ediyorlar kendi işte makamlarını bırakmışlar, mertebelerini. Kimisi burada efendim çok zengindir, kimisi işte şöyle bir devletin işine bakıyor, şudur budur ama hepsi o işleri bırakmışlar. Şu an senin huzurunda "Lebbeyk" demişler. Senin huzuruna gelmişler. Bu nasıl bir hakikattir gibi içerisinde bir hayret, bir dehşet, bir heyecan birikiyor ve bir heybet-rububiyet birikiyor. Allahu Teala'nın işte heybetini, eee, rububiyetinin heybetini, Rabli'nin heybetini düşünüyor o anda Allahu Ekber, Allahu Ekber ile teskin edilebilir. O heyecan Allahu Ekber ile teskin edilir, sükunet bulur. Ve onunla o meratibi münkeşife meşhude yani bizzat gözüyle görmüş olduğu mertebeler bizzat o sanki orada kendisini bir yüce bir veli mertebesinde kendisini demeyelim hani o e, içinde bulunduğu toplumu sanki her birine bir veli gibi görüyor kendisi de orada onların içerisinde işte bizzat o gördüğü şeyler veya o e, tasavvur mutasavvire o tasavvur ettiği şeylerle ilan edilebilir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk yani deyip ondan sonra La ilahe illallah, Allahu ekber bu tür zikirlerle bu tür zikirlerler teskin olur, heyecanı diner. Hacdan sonra şu manayı Ulvi ve külli muhtelif derecelerde yani yüce değişik yerlerde derecelerde bayram namazında yağmur namazında husuf kusuf namazında cemaatle kılınan namazda bulunur. Yani bu namazlarda toplu olarak kılınan namazlarda Allahu Teala'nın işte kainattaki eserini sanatını görüp müşahade ederek ya Rabbi sen ne büyüksün demek veya işte bir cemaatle kıldığı namazda saf saf o müminleri görünce Ya Rab sen ne büyüksün bu kulların senin huzurunda bir araya gelmişler kimisi şöyle kimisi böyle gibi işte o anda Allahu Ekber der veya daha değişik olaylarda yani Allahü Teala'nın bir kudretini görür veya bir zaferi görür veya hidayete eren bir bir Müslümanı görür veya bir, bir zalimin bir firavunun yıkılışını görür veya işte ne bileyim Müslümanların bir e, fethini görür Plan. O anda acayip bir heyecana kapılır da nedir? Allahu Ekber'dir, o teskin olur, o heyecanı teskin olur. İşte şair İslamiye'nin, İslam'ın şiarlarının sünnet kabilinden dahi olsa ''Ehemmiyeti şu sırdandır.'' diyor. İslam'ın şiarlarından mesela ezan diyoruz. Ezan insana öyle bir şey veriyor ki yani öyle bir ruh katıyor ki e, sünnettir ama İslam'ın şiarı çok büyümüş. İşte kurban İslam'ın bir şiarıdır e, veya hacdaki şiarlar değil mi? Safa, Merve ayette öyle diyor. İslam'ın sembolleridir. E, sünnet bile olsa çoğu e, makamı çok yüceliyor. Niye? İnsana Allah-u Teala'nın büyüklüğünü haykırıyor, hatırlatıyor. Allahu Ekber e, dedirtiyor. Evet belki e, okuduğumuz bölümden tam olarak e, değerli izleyiciler yani üstadın o heyecanını, o aşkını başka yerlerde tamamlayacak. Başka yerlerde daha iyi anlayacağız. Burada e, böyle zikretmiş, başka yerde açacak tabii. Yer yerine göre inşallah okuyacağız. Bitiriyor ve bu e, ne diyor bunun sonunda? Subhane men jaale khaza'inuhu beyne'l Kafi ve nun. Hani kün deyince e, her şey olu verir. Onun bir şeyi yapmak istediği zaman e, ancak e, dediği şey kündür. Kün deyince olu verir. Ne dedi? Künde de iki harf var. Kef ve nun harfi var. Kaf ve nun harfi. Kef ile nun arasına hazineler koyan, hazinelerini bırakan, bütün yaptıklarını kef ve nun harfine bırakan Allah ne yücedir. Seni tesbih ederiz diyor. Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Her şeyin melekutu, her şeyin işte e, ee, hükümranlığı, her şeyin özü, esası elinde bulunan e, Allah ne yücedir ki her şey ona döndürülecektir. Subhaneke la ilme lena illa ma hakim. Üstadın birçok risalede bu ayetle bitirdiğini biliyoruz. Ee, bizim bir bilgimiz yok. Bir sene tesbih ederiz dedi melekler. Ee, ancak bize öğrettiğin kadarını biliriz. Sen muhakkak ki her şeyi bilen, ee, ve e, hikmet sahibisin demişlerdir ve e, yine şu ile bitiriyor. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw akhtana. Rabbimiz unutursak, hata edersek bizi bizi e, sorumlu tutma, e, bizi azap etme. Rabbena la tuzigh qulubena ba'de Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritme. Ve heblenâ min ki rahme ve katından bize bir rahmet bağışla. İnneke entel vehhab. Muhakkak ki sen çokça lütfedensin, çokça bağışı olansın diye bu ayet-i kerimeyle bitiriyor. Ee, biz de inşallah devam edeceğiz diğer Risale'den okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.